Efendim sıcak bir Ankara sabahından herkese günaydın demek istiyorum. Çünkü şu an İstanbul'dan anladığım kadarıyla bugün gün boyu 29 olacak ama Ankara'da 39-40 dereceleri vuracağı ifade ediliyor. Ben de bugün Ankara'dayım. Neden Ankara'dayım? Bu Ankara'dan yapıyor, yayın yapıyorum. Çünkü bugün Merkez Bankası'nın yılın 3. enflasyon toplantısı var ve yeni başkan Hafize Gaye Erkan sunum yapacak. Arkasından soru cevap kısmına geçilecek merak edilenler var. Dolayısıyla ben de hemen yayın çıkışı oradan Merkez Bankası'na geçip bakalım ne oluyor ne bitiyor. Ee, Sayın Başkan neler aktaracak? Belki bugün belki yarın sabahtan da Yavuz'la da tartışırız bu konuları. Bugün en önemli konu bu. Bunun dışında Avrupa Merkez Bankası'nın kararı gelecek. Dün de Fed'in kararı geldi. 25 bas puanlık bir faiz artışı beklenildiği gibi ama yine de hala hazırda önümüzdeki yıllar içerisinde, aylar içerisinde faiz artışı enflasyon verisine bakılarak e, karar, yapı, e, karar verecek ve yapılacak ifadesine de yer verildiğini söyleyeyim. 27 Temmuz Perşembe günü itibariyle hemen hızlıca bakalım siyaset gündeminde neler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefete sığınmacılara yaklaşımları nedeniyle tepki gösterdi. Ülkemize ana muhalefetin yaklaşımı insani değil dedi, İslami hiç değil dedi. Erdoğan Suriye'ye dönen sığınmacı sayısının 600 bin olduğunu, 1 milyon sığınmacının dönüşünün de hedeflendiğini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle bir araya geldi bu arada. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu vekillere parti içinde konuları kamuoyu önünde tartışmayın uyarısında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar çok konuşuldu. Bundan sonrasında da müsaade etmem. Bu düşüncede olanlar varsa yollarımızı ayıralım dedi. Öğrenildi. CHP lideri vekillerin tatil döneminde sahada olmalarını da istedi. Bu arada değişim çağrısı ve parti yönetimine eleştirilen nedeniyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için karar açıklandı. Özcan CHP'den ihraç edildi. Kararı değerlendiren Özcan 12 seçim kaybetti. Anahtar listeyle kendi seçtiği kurula beni partiden ihraç ettirdi. Bay Kemal partide Atatürkçü bırakmamakta kararlı dedi. Özcan avukatı yargı yoluyla başvuracaklarını da ifade etti. Bu arada... İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu Habertürk'e konuk oldu. CHP ile seçim işbirliğinin bittiğini söyledi Zorlu. Yerel seçimler için işbirliğine de açık kapı bıraktığını duyduk, gördük. Ee, Zorlu önümüze yeni bir dönem var. Nasıl şekilleneceğini yetkili kurullarımızda değerlendiriyoruz dedi Zorlu. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi lideri Özdağ arasında imzalanan protokolü değerlendirdi. Özdağ'ın İYİ Parti protokolü biliyordu iddiasında reddetti. Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı terörist Zübeyir Aydar ve Adem Uzun Belçika'nın başkenti Brüksel'de ortaya çıktı. Aydar ve Uzun terör örgütü PKK ile başı olan Öcalan için düzenlenen gösteriye katıldı. Aydar 2009'da Uzun ise 2011'de Amerika Birleşik Devletleri'nde özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçakçısı ilan edilmişti. Hemen hızlıca devam edelim. E, piyasa kapanışlarına bakalım. Dün ABD Merkez Bankası Fed'in toplantısı sonuçlarını aldık. 25 bas bir faiz artışına gidildiğini ifade edelim. Bunun dışında Powell'ın açıklamaları vardı. Anladığımız kadarıyla biz e, bir ihtimal bu son toplantıdır faiz artışı diye. Konuşurken önümüzdeki süreç içerisinde enflasyonun hala e, yüksek seyrettiğini söylüyorlar. Powell tarafı ve gerektiği takdirde tekrardan bir faiz artışına yakın olduklarını da söylediler. Yani biz Yavuz'a da sorarız bunu. Ee, i̇ndirime 2024 yılında girmeyecekler. Onu görüyoruz. Hemen borsayla devam edelim. Dün borsa İstanbul %2,10 primle tamamladı. 6740 seviyesinden. Dolar 26.95 seviyesinde. Euro tarafı 29.91 ve paritede 1.10.91'de. Hızlıca bakalım faiz cephesine. Bugün dediğim gibi enflasyon raporu açıklanacak. Yılın 3. enflasyon raporu detayları orada öğreneceğiz. Faiz de herhangi bir işlem geçmedi. Şu an 16.15'te altın 1976 e, ons dolarda petrol tarafında hala 80 dolarların üstünde seyretmeye devam ediyor hemen bakalım gram altın tarafına şimdi gram altın tabi doların etkisiyle de ve e, ons altın etkisiyle de hareketini gerçekleştirdiğini her zaman ifade ediyorum 1712 TL'de çeyrek altın 2800 TL ve tam altın 11164 günaydın Yavuz Barlaz hoş geldin ya da ben de hoş geldim hepimiz hoş geldik hoş bulduk ee, evet. Yavuz şimdi öncelikle tabii başlayacağımız konu evet. biliyorsun ki bugünkü enflasyon raporu evet. e, daha önce 4 Mayıs 2023 tarihinde almıştık bir önceki enflasyon raporunu biz şimdi de yeni rapor alacağız e, ve bugün bugün önemi de şu yeni başkan Afize Gaye Erkan'ın sunumu olacağı için de basınla bir araya gelecek e, hep seninle konuştuğumuz şeffaflık meselesi var biliyorsun evet. hani. Neler açıklayacak acaba neler söyleyecek merak etmiyor değiliz soru cevap da olacak şimdi senin bakışını ben merak ediyorum önce ona başlayalım neler e, olmalı çünkü bir önceki enflasyon raporunda yer alıp şimdi almayacak neler olabilir mesela hmm. enflasyon hmm. hedeflemesinde yüzde beş meselesi mesela örnekle yani, gidelim evet, istersen. Evet yüzde beş tabii çok daha uzun bir hedef ama bana kalırsa bugün yani merkez bankasının hem başkanının hem yöneticilerinin hem önündeki en büyük engel Tabii. E, ...kamu zamlarıyla ateşlenen e, fiyatlardaki yükseliş trendi diyelim. E, bu birçok e, piyasaya sirayet etti. Yani e, artık hani vergi artışları derken bir yandan da... ...işte e, vergi artışı dolayısıyla ortaya çıkan akaryakıttaki artışlar... E, ...tüm sektörlere zam olarak yansımaya başladı. Zaten bunu görüyoruz e, dikkat edersen. O nedenle de bana kalırsa hedef belirleme açısından maalesef. E, bu toplantı tabii önümüzdeki seyri tayin etmek açısından... Sizin de soracağınız sorularla belki daha böyle bir netlik kazandırabilir bize en azından bir süre için. Ama eminim ki merkez bankası da bugün zaten o piyasada oluşan fiyatların enflasyon datalarına olacak hasarı tahmin etmeye çalışıyorlardır diye tahmin ediyorum ben de. Çünkü bugün Amerika Merkez Bankası bile işte enflasyonun seyri konusunda tam ve kesin kararlı bir beklenti sunamıyor dünyaya. E, mücadeleyi sürdürmeye e, sadece devam ediyorlar. E, ama bizde e, durum biraz daha farklı. E, dün de hatırlarsan işte OVP toplantıları yapılıyor. E, hükümet yetkilileri bir araya geliyor. EKK'da geldiler. Hep buralarda gördüğümüz nokta şu ki Merkez Bankası'nın dışında Merkez Bankası'nın alabileceği önlemlerin dışında fiyat istikrarı için ne yapılabilir? Bununla aslında mücadele ediliyor. E, çeşitli sektörler açısından bakılırsa. E, o nedenle Bugünkü toplantı tabii önemli bir, yani bu kamu zamları sonrasında önemli, kritik bir dönüm noktasının olduğu gün diyebiliriz o anlamda. Yani Merkez Bankası'nın aktaracağı mesajlar açısından söylüyorum bunu. Peki şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi ECB devam edecek gibi gözüküyor. FED tarafı 25 puan hani bu yıl son mudur diye konuşuyorduk Sen de yavuz evet. e, fakat anladığımız olabilir yani sen diyordun zaten olabileceğini söylüyordun evet. e, Nostruda mı ilan edeceğim yakında seni yavuz gerçekten ya, e, 2024 senesinin 6 ayından itibaren belki faiz indirimi başlayabilir diye konuşuyorduk O konuda da bir sinyal çok net gelmedi e, Bu çerçevede yani major Merkez bankaları böyleken mesela, evet. Ee, biz bugün başkana şunu yönelsek nasıl bir cevap alırız merak ediyorum. Ee, bizim de bu mevcutta parasal sıkılaştırmamızın belli bir süresi olur mu sorusunu ben yönelteceğim ayrı. Ama e, bunun nasıl bir cevabı olur sana göre mevcut konjonktürü işte yerel seçimlerde baz alırsa? Evet. Yani benim beklentim tabii e, merkez, Amerikan Merkez Bankası'na bağlan ondan önce bir seçim var, bizim dönemimizde bir seçim var. Bizim seçimimiz yerel seçim. E, belki hani daha böyle tonu düşük e, bir seçim olabilir. E, ama onlarınki e, 2024'ün Kasım'da bir seçim e, olacak Amerika'da. Dolayısıyla ben hep söylüyorum, e, Amerikan'da merkez bankaları seçim dönemlerinde e, bir şekilde yani e, hükümet yani işte her kim varsa iktidarda, ...onun elinde rahatlatmak adına bir parça bu faiz konusunda kararlarını piyasa lehine almayı tercih ederler. Bugünkü koşullarda baktığımızda 25 yılın işte en yüksek seviyesine geldi zaten faiz. Ama enflasyonun hala diri kaldığı noktalar var Amerika'da. Ve fakat FED şunu da ifade ediyor, onu da unutmayalım. Arttırılan bu faiz düzeyinin ve da bu faiz patikası sonrasındaki gelişmeler için... ...Amerika'da bir durgunluk olmayacağını öngörüyor mesela... Dolayısıyla belki de bu en önemli veri bu. Yani Amerika açısından söylüyorum bunu. Çünkü bu eğer 2024 senesi içerisinde Amerika'da olmak üzere yani Amerika'dan dünya ya ihraç edilecek bir durgunluk söz konusu olmayacaksa bu durumda FED bugün alacağı kararları yani bugünkü faiz kararlarını bu yıl içerisinde belli bir tonda sonlandırabilir. Ondan sonra da belki belli bir periyot içerisinde de indirim şeyine gelebilir. İndirime ne zaman başlayabilir? Belki 2024'ün e, ikinci yarısı için. Belki de bunu öngörebilir. Yani Kasım'da seçim olacağına göre en az 3 ay öncesinden belki küçük küçük başlaması gerekir. E, tabii biz o döneme nasıl hazırlı olacağız? Önemli olan bu. Çünkü yüksek sevden faiz ortamında Açık yani kesinlikle. Avrupa Merkez Bankası faizi arttırdı, Amerika arttırdı. Keza bizim e, rakibimiz olabilecek birçok gelişmekte olan ülke Hatta en son Rusya Rusya'da faiz arttırdı biliyorsun. E, biz e, tam böyle yükselen dönemde daha böyle sert sıkılaştırmayla bu dönemi geçirebiliriz diye düşünüyorum ben. ki en azından dünyanın her yerinde faizler yüksekken bizde de düzey yüksek olsun. Sonrasında o güne haziranda yapabilir miyiz bu işi de, desek. Mesela evet. Ya yani inan ki inan ki çok hazır olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü biz işte bu önümüzdeki Mart'taki seçimler dolayısıyla aslında zaten Piyasanın beklediği ya da işte bir takım yani genel beklentiler çerçevesinde bir faiz politikası uygulamadık. Daha çok biz işte niyetimizi belli ettik. Faizi artış yönünde yani şey adımlara atmaya başladık. Ve işte kamudaki fiyat ve vergi artışlarıyla aslında piyasada bir parça hareketi yani talep kaynaklı hareketi durdurmaya çaba gösteriyoruz. Bizimki biraz daha farklı bir yöntem olduğu için de ...ben yetişemeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani o, o döneme biz yetişemeyeceğiz gibi görünüyor. E, biz de çünkü o enflasyonun aşağı doğru gidişini görmemiz lazım. Kaldı ki bana görse bugün... ...bu hedef diye biraz önce ifade ettiğin yıl sonu hedeflerinin de... ...artık hani revize edilmesinde fayda var herhalde. E, bu anlamda da hani daha gerçekçi hedefler... E, ...belki ifade etmek lazım. E, özellikle bu son akaryakıt ve akaryakıtın dışındaki tüm... E, şeylerde ve hizmetlerdeki vergi atışları sonrasında yıl sonu hedefleri revize olması lazım. Onu da aktaralım. Peki, yani ya şimdi gibi rakam... zaten yıl sonu Hı -hı. hedefi dedin. Aynen, aynen. Tam oraya geleceğim. Bir önceki başkanın dönemindeydi bu son enflasyon raporu. Tabii. Bu ikinci şey, yani ikinci enflasyon raporu. Dediğim gibi 4 Mayıs evet. tarihindeydi ve Hı -hı. burada enflasyonda tahmin 22.3'tü. Hatta o zaman da bu tahmin ee, çok mümkün görünmüyordu açıkçası. Yani O zaman bile görünmüyordu da şimdi hiç gözükmüyor. Hatta gelecek yıl sonu 2024 tahmini tekane idi. 8,8. Evet. Ee, şimdi burada benim e, merak ettiğim şimdi hem e, senin söylediğin akayet zamları var. Önümüzdeki süreçte krediler daha fazla bir düzenleme gelir mi? 2. Senin hep söylediğin üstüne basa basa evet. daha önce bu e, Hafize Gaye erken dönemde daha doğrusu seçimden ...önce ve eski Merkez Bankası Başkanı veya BDDK Başkanı olduğu dönemlerde... ...inanılmaz bir düzenlemeler sistesi arka arkaya yapılmıştı mesela. Evet. Bunlar yavaş yavaş geri alınıyor evet. ama tamamen ne zaman belki mesela serbest piyasaya... ...daha doğrusu serbest piyasa demeyelim de anladın ne demek istediğimi tam... Evet. ...kendi haline bırakma aşamasına geçilecek. Ben bunu da merak ediyorum açıkçası. Yani, mesela evet. dün biraz şuna da vurgu yapmak istiyorum... Hı -hı dün ekonomi koordinasyon kurulu toplantısı vardı mesela burada birkaç detay vardı. Yani mesela evet. bu vergisel düzenlemeler konuşulmuş. Tasarruf tedbirleri konuşulmuş. Kamu tasarruf konusu girilmiş. Orada da konuşulmuş. Hep söylüyoruz. Evet. Biz rakam duymak istiyoruz diye. Hı hı. Ee, yine otomotiv, gıda, perakende, stokçuluk bunlar da konuşulmuş. Yani evet. bir şeyler gelecek gibi. Ne geleceğini bilmiyoruz ama hı. ne ne düşünüyorsun sen? Yani e, biz ne zaman tek haneye düşeriz sorusu çok erken bir soru biliyorum ama çok. ne zaman yavaşlarız sorusu evet. Hepimizin merak ettiği bir soru. Yok. Yani baştan başlarsak belki şey söyleyebiliriz. Yani BDDK'nın aldığı önlemlerin yavaş yavaş işte bir parçasının geçitilmesi ya da kredi piyasasında geçen hafta biliyorsun bir takım işte sinyallerini aldığımız düzenlemeler hafta başında yapıldı. Yani özellikle işte ihracat kredilerine dönük evet. destek verilirken daha çok talebi görebileceğini tahmin edilen ee, bireysel krediler konusunda vesaire bir takım maliyet artışları yapıldı ki bu tarafa yönelim daha azalsın diye. Ya da işte daha çok ithalata dayalı bir ticaretiyle ile uğraşan kişiler için de yine ticari kredilerde maliyetler e, kısmen yükseltilmiş oldu. Bunların hepsinde aslında total bir oyunun parçası. E, ama e, sen de e, takdir edersin ki Türkiye'de bir koruma kur mevduat e, enstrümanı eee yani icat edildi. Bu, bu 2022 senesi içerisinde e, belki işlevini bir parça gördü. E, piyasada 2021 sonrasında sonunda ortaya çıkan bir panik havasını dağıtmıştı ama e, daha sonrasında kendisinin büyüğü olması ve büyük geldiği büyüklük seviyesi maalesef aslında bir yandan avantaj olmaktan artık dezavantaj ve bir tehdit unsuru haline gelmeye başladı kurkulma mevduat. Nitekim bugün e, o ortaya çıkan yeni kur seviyeleriyle e, hazinenin üstlenebileceği yüklerin ne kadar hayli yani yükseldiğini görüyoruz, hesaplıyoruz zaten. Dolayısıyla şimdi burada böyle hala e, tam anlamıyla e, toplam maliyetin tahmin edemeyebileceğimiz bir e, kamu üzerinde risk varken maalesef e, tüm önlemleri bir anda kaldıramıyorsunuz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, işte yine e, bir şekilde kur kurkurlamaya mevduata çıpalı ürünleri devam ettirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu e ee, 1 trilyon liraya açtığında biz burada ekranlarda artık yavaş yavaş kurku ölüm mevduatta cazibenin bir parça azaltılması gerektiğini ifade ediyorduk seçimden hemen önce. Ee, hatta işte bu yılın başı itibariyle diye söyledim bunu. Ama aksi oldu. Daha çok e, cazip hale getirildi. Üstelik faiz tavanı kaldırıldı falan derken artık işte 3 trilyonlar mertebesine gelerek böyle muazzam bir büyüklüğe ulaştı. Bu tabi bu önlemleri kaldırma konusunda ee, bence şeyi engelliyor. Yani e, bazı önlemleri maalesef hemen kaldıramazsınız. Kademe kademe azaltabilirsiniz bu saatten sonra oranlarını. E, çünkü orada ciddi bir baskı var. Diğer taraftan e, senin aktardığın gibi dünkü KK'da e, aslında e, yine tekrarlayalım. Merkez Bankası'nın elinde olmayan ama e, hükümetin çeşitli düzenlemelerle e, fiyat istikrarına destek olabilecek çözümler e, görüştüklerini duyuyoruz. Örneğin otomobil piyasasının düzenleme zaten bir süredir konuşuluyor. E, oradaki fiyatların regüle edilmesi çok sıkça e, yani konuştuğumuz konulardan bir tanesi. E, arz yönlü fiyat baskısı otomobil sektörüne bir parça kalktı bana kalırsa. Yani artık hani otomobil bulunamıyor mu vesaireden ziyade e, şimdi e, maliyet kaynaklı artışlar söz konusu. Maliyette eee Türk lirasının değer kaybetmesinden yine kaynaklı. Yani bakıyorsun otomobil fiyatlarına. Liste fiyatları neredeyse her hafta güncelleniyor. Ee, yani evet. bunun sebebi de artık kurun eee olması, Türk lirasının devalü olmasıdan kaynaklanıyor tabii bu. Ee, bu bir baskı yaratıyor bana kalırsa aynı zamanda o piyasada. Ama diğer taraftan tabii bizim çok daha büyük problemimiz kira konusu. Ya yani yine kirada doğrudan enflasyon. Evet, çok ciddi sıkıntı. Çok etkileyen Yine durumda. gördün rakamlar herhalde değil mi? Evet, maalesef. Yani Oradaki etken çok daha büyük. Üstelik enflasyon içerisindeki payı da yüksek. Yani enflasyon rakamları içerisinde evet. doğrudan etkisi de çok yüksek. E, o nedenle yani böyle e, birden fazla çözüme kavuşması gereken ve son dönemde de hatta son yıllarda hep, hep uğraşıyoruz bunda ama e, en büyük sıkıntımız da gıda fiyatları. E, a, yani bunun yeri geldiğinde dış konjonktürle kaynaklı krizler yaşanıyor, yeri geldiğinde içeride işte e, çeşitli e, sıkıntılar, kuraklık vesaire gibi. Konuların etkileri yaşanıyor. E, zaten son dönemde bu maalesef orman yangınları dolayısıyla yaşadığımız sıkıntılar var bu yine cephede. Bütün bunları kattığımız zaman e, yani Merkez Bankası'nın tek başına e, elinde tabi bir, birkaç enstrüman var ama e, yönetemediği ama kendisine yardımcı olunması gerektiği çok konu var. E, maalesef işimiz yani birçok dünyadaki Merkez Bankası'ndan daha zor gibi görünüyor şu an. E, ama eminim ki bir Şimdi, takım çözümleri vardır. Evet. Şimdi evet. Yavuz bir de burada OVP ile hedef ve yapısal reformlar güncellenecek deniyor ama... ...yani bir görüşülmüş, konuşulmuş sadece. Evet. Sen hep e, dün de söyledin. Evet. Bu dediğin ekonomik koordinasyon kurul toplantı... ...daha doğrusu şey Burak Hoca söyledi, sen de söylüyordun. Hani e, Burak Hoca dün ifade etti. Bu genelde EKK'lardan böyle biz e, eski şeyini, gücünü gücünü demeyelim de... ...emniyetini kaybetmiş durumda demişti ve Burak Arzavo Hoca ama... ...sonuçta her şey şu an en önemli hale geliyor. Şimdi... Eylül'e OVP deniyor. Evet. Kerçi buradan şapkadan kuş mu çakacak onu da bilmiyorum. O da ayrı bir ee, konu ama. Yok. Yani önümüzde yani, bir buçuk ay var. Evet. Ya aslında başından beri evet. unuttuğumuz konu Zeliha. Ya. Yani e, Sayın Mehmet Şimşek'in e, aslında tercih edilmesi sebebi e, bu tip kural ve kaideleri işte dünyaya daha iyi anlatabileceği. <laughs> e, yani e, bu kural mekanizmasına ya da bu e, şeyin e, alışık birisi olması ve kendi döneminde hatırlarsan e, bu OVP'ler. E, ciddiyetle e, irdelenir. E, dünyada da işte yatırımcılar tarafından da e, dikkate alınır bir dönem. Yani e, dikkate alınırdı. Dolayısıyla evet, bir süredir. Evet öyleydi. Belki son 5-6 yıldır. Ama sonra son dönemlerde evet, evet. Yani kağıt biraz üzerinde, Ankara'dan kağıt zorlu üzerinde oluyor biliyorum. Yani yani çok geç ses gidiyor ama. Evet son 5-6 yılda aslında dediğim evet, gibi. Evet son dönemlerde kağıt üzerinde kalıyordu. Evet. Evet. Çünkü aslında oraya onu yazmak değil onu uygulayacak koşulları ve önlemleri de almanız gerekiyor ki inandırıcı olsun. Bu son dediğim gibi 5-6 yılda aslında bu konuda şey ortadan kalkmıştı OVP'ye bağlılık. OVP sonuçta bir sözler metni. Yani diyorsunuz ki ben finansal kaynak istediğim yatırımcılara bazı sözler veriyorum aslında. Ve ben diyorum ki samimiyetle ben işte şu önlemleri alacağım. Bu önlemler sonunda benim orta ve uzun vadede beklentilerim Türkiye ekonomisi için şu rakamlardır diye bir beklenti seti sunuyorsunuz. Ee, eğer sizin aldığınız evet, evet. aksiyonlar eğer aksiyonlar tutarlı ve e, bu beklenti setine uygunsa zaten yabancı yatırımcılar e, bu anlamda bakış açılarını değiştiriyorlar ve e, bir güven duygusuyla beraber e, yatırımlarını başlatıyorlar. Şimdi e, tabii bir parça bana karısı atmosferde değişiklik var Zeliha. Yani her şeye rağmen tamam yani zamlar vesaire onları bir kenara bırakıyorum ama belki dün konuşmadık bu konuyu yüzden aktaramadık ama. Yani küçük küçük Türkiye'de özellikle batılı e, sermaye grupları tarafından böyle e, doğrudan yatırım olur, finansal destek olur vesaire bir takım açılımlar olduğunu görüyoruz. E, bunun da e, aslında bizim son 5-6 yıldır çok rast gelmediğimiz yani en azından batı dünyasından rast gelmediğimiz e, yani bir akım olduğunu düşünüyorum ben. Burada hep konuşuyorduk biz zaten körfez sermayesine dönük e, bir takım imkanlar sunuyoruz ama bizim aslen yani ihtiyacımız olan ihracatını da yaptığımız ithalat konusunda da bağımlı olduğumuz batı ülkelerinden finans etmemiz gerekiyor her zaman diye. dolayısıyla ben orada mesela Evet. bir, 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 bir özellikle son birkaç günde yani gerek mesela işte İngiltere'den sağlanan bir özel proje için finansman sonrasında bir lojistik firmasının bir e, Yabancı firmaya satış ile olan görüşmelerin sonlanması ve imza atılması gibi konuların açıkçası umut verici olduğunu düşünüyorum. Yani tüm bu bahsettiğimiz Batı'daki sermayenin Türkiye'ye kalıcı şekilde gelmesi adına adımlar olduğunu zaten avantajlı geliyorlar. Türkiye'de şu evet. an yani birçok fiyat düzeyleri düşük yani avantajlı bir fiyat düzeyinden Türkiye'ye giriş yapmış oluyorlar. O nedenle. Hani zaten bu bahsettiğimiz beklenti setleri yani OVP gibi işte bu bunu aslında alt zemin hazırlıyor. Yoksa hani kendi kendimize söz vermenin bir anlamı yok yapmayacaksak. Tabii, tabii tabii ya yani şöyle ben mesela bir önceki OVP'den sonra hiçbir şey bilmem. Hani bu büyük büyük ayıbımdır belki bir e, ekonomi gazetesi olarak ama bilmemden kastım okudum ama hatırlamıyorum mesela. Çünkü devamını takip etmedik. Ama çünkü daha önceki OVP'lerde dört gözle bakıyorduk. Evet dört, ya nasıl? E, yani tutarlılığı olması lazım. Sen İnan, inanmıyordun çünkü muhtemelen yani evet. tutabileceğine. tabi. Tabii tabii. Bir de daha önceki OVP'lerde biliyorduk. Yani diyorduk ki her seferinde mesela her enflasyon çıktığında açıklandı. Her bir geldiğinde bakıyorduk yani. Diyorduk Hı -hı. ki Hem, bu böyle yapılacak demek ki şöyle şöyle yapısal reform. Evet. Umuyorum bu seferki OVP öyle olur. Gelelim ticari yani krediler kısmında. Son olarak düzenlemeler oldu işte bireyselde, ticari de. Evet. Top başkanının bir şey açıklaması var, değerlendirmesi. Diyor ki Hı -hı. aniden ve çok sert bir şekilde ticari krediler kesilmemeli. Ee, ve finansman erişim taleplerine toptancı bir şekilde olumsuz bakılmamalı. Yani demdiği Ticari kredilerde sert ani fren yapmayın. Hep seni söyledim var ya. Evet. Yaparsan duru böyle arka taraf uçar yani arabanın evet. ya da motorun. Evet, evet, evet. Ee, bir de burada mesela reel sektörün finansmana erişimi konusunda da yani toptanca bakmayın diyor. Herkes farklı. Ee, biraz onu konuşalım çünkü bu ticari krediler ani sert e, bir şekilde ki söylüyorlar gerçi yatırım ve e, ticari kredilerde yatırım tarafı ve işte ihracatçı tarafını. ...biraz daha böyle pozitif gözeteceğiz deniyor... ...bu yapılan önlemlerde ancak ve ancak... ...sadece evet. o değil... ...ya sadece o insanla ihracatçı olmak... ...veya yatırım yapmak durumunda değiller... ...çok Hı. sayıda kobimiz var, iş yapıyorlar... Evet. ...küçük orta bu işletmemiz var... ...ve istihdam diyoruz, işsizlik diyoruz... ...bu kadar yüksek enflasyonda büyümeyi... ...zaten istemiz, istediğimiz kadar yapamayız... ...yapmamamız da lazım, bilemem... ...aynı anda yürümüyor... ...senin görüşünü merak ediyorum... ...yani bu ticari kredilerde yatırım ihracat hariç tutulması... ...sertleşirken, evet. TOB'un evet. dikkatini çekmiş. Yavuz ne diyorsun? Yani aslında oradaki motivasyon hatırlarsan... E, ...burada biraz cari açığı da e, yani ya ödemeler dengesini de etkileyecek şekilde... ...pozitif etkileyecek şekilde e, bir karar gibi görünüyordu o çünkü... ...orada ihracat odaklı firmaların işte e, gerek... reskont kredilerinde gerekse diğer finansman kredilerinde önü açılırken... E, ...kaldı ki bu ihracatçı tarafından da muazzam şekilde hani... ...şey karşılandı, olumlu karşılandı, ihracatçı firmalar açısından onların yani bir talepleri yerine getirilmiyordu. Dolayısıyla hani bir o, o tarafı bir, bir önceliklendiriyor. Ama diğer taraftan da İtalya dayalı ticaret yapan, ağırlıklı olarak ithal mal, ithal edip Türkiye'de iç pazarda ticaretini yapan firmalar açısından bir sıkıntı var gibi görünüyor. Şu yanlış anlaşılmasın. Yani sonuçta onlar da iş yeri, bir işletme, bir çalışanları var. Dolayısıyla hani bir gelir projeksiyonları var. Ee, dediğin gibi orada da tabii ciddi bir sıkıntı yaratılmaması lazım ama e, bugün geldiğimiz nokta itibariyle maalesef kaynaklar ciddi kısıtlı halde dolayısıyla bu kısıtlı kaynağı hangi e, sektöre ya da yöne doğru yönlendirip onun karşılığında e, yani ne eldeze bakıyor aslında şu an hükümet çünkü e, o bol kaynaklar dönemi sona erdi maalesef e, ve e, bu kısıtlı kaynağın en az istihdam e, kaybı yaratacak alanlarda kısıtlanması ve bu arada en fazla ihracat ya da ihracat gibi mesela en fazla iş yaratabilecek alanlara kaydırılması gibi bir e, yaklaşım söz konusu. Bunun ben eminim ki yani e, top e, üyesi olan birçok e, yani şirket, evet yani önümüzdeki dönemde bir takım serzenişlerde bulunacaklar. E, yani geçmişteki kadar rahat e, evet. kaynak erişimine ulaşamayacaklar öyle görünüyor. Hareket tabii. Ne kadar telafi yani bilmiyorum. Orada bir de yani, bir de kapanan açılan şirketleri geçen gün burada grafiğiyle evet. daha doğrusu istatistiğini gördük biliyorsun. Evet. Her, her diğer aylarına nazaran ciddi artış var. Hatta Temmuz'da bir daha bakarız dedik ayrı bir konu ama yani bir de böyle bunlara sebebiyet verip istihdamın e, maalesef belini bükücü şeyler de oluyor. Bunların hepsini nasıl gözetecekler? Ben onu merak ediyorum yani hem istihdam dursun işsizliği öyle azdırmayalım hem enflasyonla mücadele ederken kredileri keselim daralalım hem ama aynı zamanda büyüyelim bu nasıl olacak ben çok anlayamadım falan. Yani şöyle maalesef ya. bir anda çok kolay değil şey anlamında yani bizim ithal ikame ürün yani ürünlerin yerli üretilmesi gibi konular genelde böyle 3-5 yıllık yatırımlar gerektirir. Dolayısıyla maalesef bugün hani siz ithal ediyorsunuz bu ürünü ve içeride satıyorsunuz hadi bırakın bakalım üretmeye başlayın deyince... Bu böyle hemen alınacak bir karar değil. Dolayısıyla herkes ihracatçı olmazsınız. Onu demek hey. istiyorum. O nedenle de e, içeride e, ticaretle uğraşan e, birçok e, firma e, ve onların sahipleri Hı -hı. E, böyle ciddi bir e, finansal kuraklık yaşayabilirler. Yani bu finansal kuraklık lafını ilk defa Hı -hı. değil. Yani çok sıkça konuştuk belki ama özellikle altın çiziyorum. Evet e, Bir finansal kuraklık e, kaygıları var ve o finansal kuraklık maalesef Hmm. Ee, i̇şte yani bazı şeylerin yeşermesini engeller, ee, bazı ürünlerin dolayısıyla e, buralarda e, mikro çalışmak gerekiyor Zeliha. E, ben, ben özellikle kamu bankalarına çok ciddi iş düştüğünü düşünüyorum burada. Hani samimiyetle işini ayakta tutmak. Nasıl tutmaya... Kamu bankaları mesela ne ne Şöyle, gibi iş mesela samimiyetle ne olacak mesela? İşini ayakta tutmak isteyen tüm firmaların e, kredi taleplerini e, daha derinlemesine incelemeye gerekiyor. Yani özel bankalar için geçer bu kural, kaide. Ama öyle hani gözü kapalı kredi verme dönemi bittiği için ama gözü kapalı reddetmemek gerekiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani daha kapıdan çevirmemek gerekiyor. Bu dakika itibariyle daha fazla işte... Daha işi... bakmadan... Evet. Yani evet. incelemeye evet. gerekiyor. Daha bakmadan çevirmedik. Evet, ben inanıyorum ki daha iyi bir inceleme süreci sonrasında illa bir hasar ortaya çıkacak maalesef. Bir kuratlıktan bahsediyoruz çünkü. Bu finansal kuratlık illa bir hasar yaratacak... Ama bunu minimize etmenin bir yolu mikro yaklaşımlardır. Ee, bunu da finans kesimi aslında bilir. Ee, biraz daha zahmetlidir. Ama bu zahmete katlanmak e, zorundalar gibi geliyor bana. Peki şimdi mesela akaryakıtta tarafına benzin'e mesela bir zam geldi. Motorerin de gelecek e, gelecek gibi e, görünüyor. Evet. Yani sonuçta gelecek bunlar. Evet, evet bunlar gelecek gelmeye devam ediyor. Yani şu an 36, 34 rakamlar böyle ya TL evet. bazında ki bunlar çok hızlı geliştiği için Hı -hı. ÖTV da yapıldığı için ve hala Temmuz ayında olduğumuz için geçmeyen Temmuz yapmışlar açıkçası. Habire Maalesef. geliyor, zam geliyor, o geliyor, bu geliyor. geçmiyor. o Temmuz geçemedi yani. Evet. Ee, bir de sıcaklar ayrı bir konu. Sıcaklar ayrı bir konu diyorum ama sıcaklar kaynaklı da belki tarımsal ürünlerde bir problem yaşanabilir. Dün işte ki. Türkiye Ziraat Odaları Başkanı'nın açıklaması vardı. Bir, bir evet. de o tarafı var işin. Ve Tabii. hala 27 Temmuz'dayız yani. ...hani evet. Ağustos'a falan geçemedik... ...şimdi böyle bunlar bu unsurları baz alarak... ...şunu da soracağım ben... ...hani böyle riskler var... ...mesela evet. gel bakalım şuradan yakalım... ...İstanbul'da halk ekmeğe %66,6 zam geldi mesela... Evet. E, ...3 liradan 5 liraya... Evet. ...şimdi normal ekmek fiyatına ne yiyeceğiz biz... Yani. E, ...hem tal krizi koridoru... da ...tal krizi demeyeceğim... ...tal koridoru anlaşmasından çekilindi... ...ne olacak bilmiyoruz... Hı -hı. İki Hı -hı. sıcaklar... ...yani evet. yine tarımsal üretim açısından söylüyorum evet. sana... Gıdayı etkileyecek. 3. Lojistik akaryakıt kaynaklı mesela. 4. Evet. E, özel sektör mesela hali Temmuz maaşlaştı işte, Ağustosta zamları yatıracak çünkü Hı -hı. Temmuz ayında çalıştığın parasını aldığın için evet. Ağustos başında alacaksın. Bir de bunun etkisi falan. Yani bu bizim e, tahmin edemediğimizden daha yüksek bir enflasyona sebebiyet verir mi? Ya evet. Biz Temmuz başında bunu konuşuyorduk seninle ben, ama. Evet. Temmuz sonu itibariyle yani bu rakamı biz onda falan görür müyüz aylık diye korkmuyor i̇şte değilim aslında, yani. Evet, Yavuz... evet. Onu aslında ifade ettik hatırlıyorsan çift taneli bir aylık enflasyona bile evet. görme ihtimali var diye. Çünkü hem e, kamu zamları hem e, Türk lirasının değer kaybı dolayısıyla oluşan zamlar e, bir de hep söylüyorum bana kalırsa haziran ayındaki bir takım artışların etkisi e, bu aya kalmış olacak. Ee, öyle olduğu için de birçok üründe biz beklenmedik fiyat artışları yani rakamlara yansıyan, istatistiklere yansıyan oranlar görebiliriz. Ee, Peki şimdi bu halk ekmeği yapılan zam var ya o bizim şimdi e, yani daha doğrusu e, şunu söyleyeyim ekmek tarafında, taal tarafında bizi e, zorlayacak mı? Mesela simit 10 lira İstanbul'da Ekmek altı evet. buçuğa da satılıyor, yedi buçuğa da satılıyor. Yani zam i̇şte, resmi olarak kendilerine zaten, rağmen yapanlar var. Var tabii, olmaz olur mu? Zaten herkes kendi yani maliyet yapısına göre bu işi yapmak zorunda kalıyor. Biz tabii. halk ekmek fiyatını konuşuyoruz belki ama yani... yani ...pazar yüzde yani yüz domine etmiyor sonuçta halk ekmek. Dolayısıyla yani aslında... Tabii tabii de etmiyor e, yani. Yani mümkün değil zaten bu. O nedenle zaten fiyat aslında... Yedi buçukların çok daha üzerinde fiyatlar üzerine dönüyor ama... mesele zaten vatandaş hani... yani tüketimini iyi kontrol ediyor yani ben şunu söylemek istiyorum yani kendi harcadığı şeyi de biliyor. Ne harcadığını da biliyor. Yani dolayısıyla biz burada zam haberi vermiş ya da işte zam olduğunu söylemiş olsak bile çok daha üstü rakamları kendisi zaten... tahmin edebiliyor onu demek istiyorum. Ama tabii stok yapılabilir bir ürün olmadığı için bu. Maalesef işte tabii. böyle hani... Ee, şey e, yani ciddi manada bütçeleri zorluyor. Onu söylemek gerek, gerekiyor. Ee, diğer taraftan da işte bu tahıl krizi zaten ya bugün hiçbir şeyin bahanesi değil. Yani bugün fiyatlar... sonuçlarını görmedik. Daha bunun etkilerini görmedik. Onu söyleyelim. Yani bu tahıl krizin etkileri falan değil bunlar. Bu tamamen e, yani biliyorsunuz ki fırıncılıkta da en önemli e, yani maliyet kalemlerinin başında e, çalışan maliyetleri az kocata gelen artışlar ve diğer de akaryakıttır. Çünkü taşırsınız bunu. E, fiyatına oranla pahalı bir şey evet. taşırsınız aslında. E, dolayısıyla e, bu iki kalem yani e, personel artistleri ve akaryakıt başta olmak üzere. İkisi bugün de ekme var. Ekmeğin üzerindeki en büyük baskı bu iki kalem. Zaten birçok ortalama fırına baktığımızda Peki. ölçeğine göre yüzde otuzun üzerindedir bu ikisinin e, maliyeti etkileri. Hatta kırkları bulur. Payı. Payı. O nedenle de yani Böyle akaryakıt artışı olduğu anda, bilelim ki ekmekte kapıdadır yani hemen artışı. Ee, problem ne bu? Yakın zamanda çözülür mü dersen? E, maalesef biz e, yani akaryakıt kaynaklı artışları frenlemediğimiz zaman e, bunu yapamayabiliriz. Onu söyleyeyim. Yapamayabiliriz. Ama bir dönem sonra belki geçmişte uyguladığımız eşel mobil sistemiyle yani şu bütçe açıkları kapandıktan sonra bir parça belki seneye yılın başında. E, tekrar Akarakıt'ta e, gelir mi Eşel Mobil yine yani bekler misiniz? E, şöyle sen? yani işte çok emin değilim keşke yani diyorum. Yani bir ihtimal. Neden, bunu neden söylüyorum? Hatırlarsan en son e, biz burada emekli maaşları konuşurken emekli maaşlarına zamlar evet. e, unutuldu dedik hatırlıyorsan. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı Hı. bunun e, ek bir bütçe gerektirebileceğini ve bunun içinde en yakın tarihin 2024'ün başı olan e, yılbaşına işaret etti hatırlarsan. E, dolayısıyla Evet. Evet, biz burada ne diyorduk? Eğer bunun bütçesi oluşturulmaz yani buna dönük eğer ek vergiler çıkarılmayacaksa ben öyle bir artış öngörmüyorum demiştim. Çünkü e, şu an bütçede 1.1 trilyonluk arttırılan e, kaynak yani kaynağın karşılığında zamların hepsi yapıldı. Şimdi bunun üzerine eğer ek bir zam daha gelecekse o zaman ek bir e, vergi artışı daha bekleyebilirdik. Benim anladığım gibi kamuoyunda ciddi bir bu e, yoğun bir baskı yarattı bu konu ve o ama ertelendi. ama ama yani ya ya şimdi şu şunu soracağım. Bu bu arada emeklerden yani azam talebi gelmeye devam ediyor emeklerden EY evet. Başkanı mesela 8077 yıllık e, hemen yapılmalı. Biz son, yıl sonu bekleyemeyiz. Hakkımız kalmadı diyor ya. Fakat sana şunu soracağım. ...EKK'da konuşulmuş kamu tasarrufları ya. Yani bunu böyle çözemezler mi? O yüzden ben yine geldim kamu kamunun ta yapacağı tasarruflara. Evet genel evet. gelen yayınlandı ama hazırda hem emekliye hem başka yani başka demeyelim insanların ücretlerini ya da yaşam maliyetleri karşılaması için gerekecek zammın yapılması adına söylüyorum. Bunu ek bütçe ya da ek vergi yoluyla değil de yani ek vergi değil kamuda yapılacak tasarruflar yoluyla bir bütçe ayrılması, bir bütçe yaratılması olmuyor mu? Olabilir. Yani, yani sadece Çünkü zaman... biz orada şeyi de göremiyoruz mesela. Evet. Hı. Şöyle yani evet. şöyle bir güçlü Sen dinliyorum bir zamansal yani bugün karar aldınız ee, işte yani işte araç alımlarından tutun çeşitli ufak yatırımlar tevsiye yatırımları şunlar bunlar bunlara vazgeçtiniz diyelim falan. Bunların kasaya girişi yine bir işte yıl sonunu bulacak. Dolayısıyla ya da kasadan eksilme eksilmemesi. Ara gibi, boşluk böyle. var diyorsun. Evet bu bu böyle bir dönem var yani. Para hani, yok diyorsun yani. Maalesef evet yani bu bu kaynakların hemen plase edilmesi mümkün değil gibi görünüyor. Bu yüzden ama siz bugün yapmaya başlayın biz onun avantajlarını yani meyvelerini 2024'te yiyelim. Dert değil yani. Hani e, ve özellikle Tabii tabii tabii. O hatta, ayrı o ayrı. Ben sadece kamu tasarrufları yoluyla konuşacağız yıl sonunda. 2004, söylüyorum. Yoksa kamusal tasarrufların evet, tabii kamusal tasarrufların 2024'te yapmaya başlansın faydasını tabii ki görelim. Evet, Her şekil yapılsın. Evet, tabii ki. Evet. Ve muhtemelen bütçe hazırlandığında bu konu çok tartışma hale gelecek ve yıl sonunda ee, bütçe böyle büyük tartışmalarla çıkacak muhtemelen 2024 24 bütçesi. Ee, umarım o bütçede işte bu kamunun kemer sıkmasına dönük bir e, tablo içerir. Yani tutarlı olur diye ummak istiyorum. Eğer o tutarlılık orada olmazsa o zaman biz seneye e, yine e, işte enflasyonu belli bir patikaya indirememiş. E, yine işte akaryakıt benzeri kamudaki işte vergisel zamların devam ettiği bir yılı görürüz o zaman bunun şiddetinin az yani olmasını... zaten 2024 içinde çok olumlu konuşulmuyor ki biliyorsun e maalesef, yani yerel maalesef. seçimler bittikten sonra evet. biz biraz daha e, kemer sıkabiliriz deniyor ya o yüzden dedim İşte o, o nedenle söylüyorum bunu bu kemer sıkma öncesinde kamunun da benzer şekilde e, bazı e, yatırımlarında bazı harcamalarında e, belirgin şekilde halka gösterecek evet. e, yani halkın önünde bunu doğru izah edecek şekilde önlemlerini alması gerekiyor ki iş samimi olsun yani hep bir taraftan olmasın. Ee, o nedenle yani bu işin evet. bu ayağını sıkça söylüyoruz zaten. Bekliyoruz da. Ama benim bugün ya, yakın gecede gördüğüm, evet yani memurların e, işte yüzde 25'lik artışın üzerine herhangi bir seyinen artış için bence o konu yıl sonu kadar kapanmış gibi görünüyor. Yani o konu e, kapandı. Peki sana şunu şunları... e, Ocak'ta tekrar göreceğiz bunu. Bu konu. Kapandı diyoruz. Öyle e, yapacak. Düşünüyorum, maalesef şey öyle. Ekstra bir şey çıkar Keşke mı? Keşke olmasaydı ama öyle oldu. Şimdi bak, bir bak, bakmak lazım. Bir de şu orman yangınları meselesini. 10 dakika kadar bir süremiz var. Hemen hızlıca evet. devam edeceğim. Kemer, İzmir ve Çanakkale, Antalya, Kemer'de ...3 gün önce başlamıştı orman yangını. Evet. Ee, Çanakkale bugün başladı. Dün İzmir'de Kınık ilçesinde başlamıştı. Ee, bir tarafta orman yangınları, Beykoz'da, İstanbul'da böyle çift taraflı bir yangın. Biliyorum, bilmiyorum. Şabeli ...falan deniyor ama bilemiyorum. O tarafı var. Küresel ısınma. Küresel ısınma işte orman yangını yaz ayları görüyoruz ayrı ama mesela bir de iklim krizi dağılayıysa zeytin. Akdeniz ülkelerinde zeytin üretimi durma noktasında mesela. Hani evet. dedik ki biz bir, bu bir bütün konuştuklarımızın yanında enflasyona bir de gıda tarafında böyle bir vurgun yiyeceğiz. Yiyebiliriz Temmuz ayında diye alışta işte gelmiş. Yani Evet. Litre fiyatı 4, 4 Euro'dan 8 Euro'ya çıkmış. Dünya piyasasında zeytinyağı son bir ayda zaten artmış ayrı bir konuda. Şimdi bu yılda üretimde düşüş yaşanabilir. Türkiye'de deniyor ama zaten Akdeniz ülkelerinde tamamen sıcaktan üretim durmuş. Ya yani Bir de böyle fiyat artırıcı etkiler de var. Yani ya bu, orman evet. yangınları ya da yangınlar bunların tarım alanlarına sıçraması olasılığı vesaire. Evet. Yani çok güzel bir Temmuz yaşamıyoruz maalesef. Maalesef. Burada belki sondan başlarsak zeytin konusunda özellikle. Ee, tamam. şimdi şunu göreceğiz. Evet. Şunu göreceğiz. İhracatın arttığını göreceğiz. Zeliha. Ee, dünya piyasasında fiyatlar arttığı zaman Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı e, hem nominal olarak artar. Yani çünkü iç pazardan ziyade dışarıda euro ile satmak e, o zaman daha cazip geldiği için e, ihracatçıya bu ürünün ihrac... Yani sen diyorsun ki ihracat ama Türkiye'de de zaten üretimde düşüş yaşanabilir deniyor. Sen i̇şte diyorsun ben, ki buna tam, rağmen tam, tam, tabi, tabi, dünyada da bunu... zeytinyağı evet. bulamayacakları için biz ihracat evet. ihracat edeceğiz. Evet, İçeride evet. biz evet. zeytin ve zeytinyağı yemeyeceğiz gibi. Yani muhtemelen yani. böyle karışım karışım ürünler yiyeceksin. E artık böyle değişik böyle hibrit ürünler çıkacak herhalde bu fiyatlara. Çünkü yani bugün 5 litrelik bir e, zeytinyağının 1000 liranın üzerine çıktığı bir dünyada e, maalesef yani işte birer litre bile olsa ailelerin çoğu geçmişte olduğu gibi bunu işte yani muhtemelen artık istedikleri kadar oranda kullanamayacaklar ki kaldı ki ben dünya piyasasında bir gıda ürünün fiyatı yükseldiği zaman hep korkarım. Çünkü niye? Türkiye bu konuda iraç kabiliyeti var ve dışarıda eğer bu fiyat artışını görürse eğer buna da bir düzenleme gelmezse, kısıtlama da gelmezse doğrudan bunu böyle toptan fiyatına... ...dışarı ihraç eder. Bu bir yandan... ...ihracatçının kendi... Ee, ...gelir dengesini iyileştirir. Ama iç pazardaki fiyatları... ...akıl almazları çıkarır. Bunu zamanında... Beyazette ette gördük, yumurtada gördük. Hatırlayalım. Birçok üründe... Ha, gördük ...bunu gördük. Yani Gördüm. ihracatla bağlı... ...domateste gördük. Yani bu... ...maalesef bir anda... ...içerideki fiyat düzenini... ...daha da fazla bozuyor. Bu konuyla ilgili umarım... yani. Ya bunu öngörüp bunları yani bu konuda bir önlem seti uygulanabilir ama orman yangını konusuna gelindiğinde artık bu önlem herhalde... seti ne ki orman yangına geçmeden şunu sorayım önlem seti ne olabilir ki bunu konuda yani mesela böyle ürünlerde ihracatı ee, ne diyeyim? kısıtlayıcı tedbirler mi diyorsun ama zaten dış finansman ihtiyacı var onu nasıl yapacağız yani, yani haklısın, bu önlemler tarafında haklısın da ama. Yani Yavuz. şimdi şöyle zeytinyağı ihracatının volümü belli ee, az da değil ama e, bugün eğer Gerçi, iç doğru. pazara eğer muazzam bir hasar bırakıyorsa e, içeride enflasyonu e, ciddi şekilde alım gücünü de etki ettiği için e, etkiliyorsa e, bir takım belki e, kısıtlar düşünülebilir Ha Bunu dediğimiz zaman ihracat yapan firmalar tabii ki tepki çekiyor bu ama maalesef öyle bir dünyadayız. Artık tabii. herkes kendi yani bunu şey gibi düşünelim yani savunma sanayinde nasıl kimi ülkeler kendi ürettikleri yani şeyleri makineleri bazı ülkelere vermiyor ya da satmıyorsa biz de gıdayı böyle düşünebiliriz bir parça. Eğer içeride biz yangın içindeysek ve ciddi şekilde sofralarımız yandıysa... E, ihracat konusunda da bir takım önlemler alınabilir. Yani ben bunu şey demiyorum e, ama bu böyle hızlı yani, evet, yapması lazım. Finansmanı. Yani hızlı kararlı Yani bu dış lazım. finansmanı oradan değil de savunmadan evet. karşılar. Tabii ne başka bilim, alanlardan olacaktır zaten karşılarsın. ama karşılarsın. Tabii yani katma gıda... değeri yüksek evet. ürünleri ihraç ederek mesela değil mi? Gıdaya yani buradaki, e, buradaki, yerine. Evet Buradaki astronomik ört ö, artış var çünkü. Yani bu hani sıradan bir taleple bağlantılı bir artış değil. Senin biraz önce aktardığın rakamlara Değil. bakacak olursak iki iki buçuk kat falan oluyor yani o yüzden açıkçası hmm. e, buralarda Tarım Bakanlığı'nın yakın takibi alıp bunu Ekonomi-Hazine Bakanlığı da aynı şekilde görüşüp burada birlikte aksiyon almalarına gerek olabilir yani bunu daha hani şunun için söylemiyorum yani e, böyle kendi haline bıraktığımız zaman e, yani inanılmaz bir e, şey oluşuyor yani içeride dediğim gibi farklı rakamlar oluşuyor sonra da bunun yarattığı şey doğrudan enflasyon olarak karşımıza çıkıyor. Yani hayat pahalı dolayısıyla bir zaman sonra biz işte kendi ana ürünümüzü kaybedebiliriz. Yani sofralarımızdan kaybedebiliriz. Bu risk söz konusu olur. Böyle olduğu zaman kalitesizlikler artıya çıkar, tahşiş oranları artar. zeytin yanında iç pazarda yani sağlık problemi yaratacak konulara da sebebiyet veririz. O nedenle yani bu konu hala daha sadece Tarım Bakanlığı'nı ilgilendirir ve onun ilgileniken hani hem Sağlık Bakanlığı'nın hem diğer bakanlıkların ilgi alanına girmeden yönetilebilir. Ben bunu hani biraz abartmış gibi olabiliriz ama. Ben şimdi bu işin yönetilmesi gerekir yani. Yok hiç abartmıyoruz. Bak ben şimdi sen konuşurken bakıyorum ee, sosyal şeyden online gıda sitelerinden gıda satış sitelerinden bakıyorum. Evet. Bazı markaların hani özel markalı ürünler var ya evet. marketlerin. Evet. Mesela onlar daha ucuzdur, uygundur ya. Birkaç tane öyle isim vermeden bakıyorum. Bak mesela 5 litrelik ya sen az önce dedin 810 evet. lira bu özel markaların yani e, adını veremeyeceğim marketlerin özel ürününün en ucuzu Hı. 5 litresi 810 lira, bir evet. buçuk litresi 350 lira yani e, evet yani 1000 liraya gelmiş yani. Evet yani biz bu yani tür trendi... bir litre almaya kalksan 270 lira bu arada. 250 Evet evet lira bir litresi. yani zaten yani işte 200... şey de var. Ama onu en bilmiyorum. İşte yani onların yağ mıdır bilmiyorum. Tazeliği, karışımı, yani e, birden fazla ürünün karışıp karışmadığı vesaireye göre yani birden fazla farklı zeytinyağının ne, toplama ama yani olup olmadığına burada... bağlı olmakla birlikte fiyat değişiyor. Ama ben mesela şunu söyleyebilirim. Biz bunun bir benzerini 2020'de gördük. 2022'de de dünya fiyatları artıyordu ve bizim ihracatımız %144 evet. arttı geçen sene. Yani dünya fiyatı arttığında ihracat %144 geçen sene arttı ve toplam yılda 1 milyar ya Bu konuda hassas olalım. Gıda evet. ihracatı değil mi? Son 5 dakika evet. diye sözünü kesiyorum. Yo, Abi bir de esnafla. ses böyle gecikmeli geliyor. İzleyenler kusura bakmasın evet. ama yani bu gıda konusunda biz karlılığı baz almayalım da biraz ihracatında içeriye biraz baz alalım kendi hazinemizi koruyalım diyorsunuz. Saniyemiz. Evet ben yani eğer Özür, çok katma değil değerli mi? bir ürün yapıyorsak yani bunu tutup böyle şişeleyip 250 liralık şişeyi e, 1000 liraya satıyorsak ayrı ama öyle yapmıyoruz ki. Ben ortalama ihracat rakamına bakıyorum. E, buradaki litre fiyatının altında. e Şimdi ne oldu? Yani siz e, zeytinyağını toplu veriyorsunuz. İtalyada şişeliyor adam. Ondan sonra bütün dünyaya marketlere ya da restoranlara dünyaya koyuyor. Yani azaylı. siz toplu biz satıyorsunuz bunu. Sat varıp da bu ya e, zeytinyağını ya. katma değerli halde satmıyorsunuz ki ham petrol gibi satıyorsunuz. Ya problem orada. Ya şimdi hani ben üreticiler e, şey yap da e, bunun ticaretini yapanlar e, kızmasın ama yani biz varıp da böyle hani 200 liralık zeytinyağını 700 liraya satmıyoruz dünyada hiçbir yere. Mesela de bu zaten. Yani mesele bu. Yani orada muazzam bir katma değer yok. Olduğu gibi ham petrol satar gibi satıyoruz. Yani bunu çözmediğimiz zaman da ne oluyor? İşte 1 milyar dolar için içerideki piyasa alt üst oluyor. Bin liraya şey yersiniz, zeytinyağı yani o durumda. Mesele bu azet yani zeytinyağı ihracatı 1 milyar dolarsa ve biz içeride gidip bin liraya 5 litreye ya da işte 250 liraya bir litre zeytinyağı bugün öyle fiyat, ya, olsa, yarın daha da Olmaz yani. Bu olmaz yani. Hani bu bizim gıda güvenliği. Dün konuştuk işte İbrahim Sarıçoğlu hocamız, profesör. Gene gen 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 genetiğimizi değiştiriyorlar diyor hocaya. Tabii Ya yani bizim yani. Türk halkının genetiğini değiştiriyorsun böyle böyle. Yani çünkü dışarıdan da bu sefer ne yapıyoruz? Biz bir şey oluyor. Et ithal ediyoruz. Yok bir şey oluyor. Yok. Evet. Örnek veriyorum. Sana süt ithal ediyoruz. Peynir ithal vesaire. Yani niye biz dışarıdan alalım? içeride bir kendi ürünlerimiz var yani. Niye ben 5000 evet. liraya aman 5 litreyi 1000 lira. 1000 lira 5 litre. O ne ya? Ya o, o bugün ne yani? bugünkü bugünkü hani rakamlar. Etinyası. Bugünkü rakamlar. bugün. Yani bugün... tabii çok değerli bir şey. Bu bugün, bugün, bugün. Evet. Onu bilemem. Evet. Bir de Ama şunu hiç unutma hoş yani yani hiç bak. Hoş değil. Evet, evet. Yani bizim e, evet. 4 4.4 dolar ihracat e, şeyimiz aşağı yukarı yani birim fiyatımız geçen sene ee, şimdi bu sen 8 dolarlar dedin ya işte? O 8 dolar seviyesi 8 euro dünya piyasasında. Evet. Geçen sene geçen euro. sene geçen sene biz ihraç ettiğimiz 2022 yılı içerisinde 4,5 dolar civarındaydı bu. Ee, dolayısıyla e Yani biz bi düşük bayağı düşük. Evet. Yani geçen sene biz bunu evet, e evet onu, onu söylemeye çalışıyorum. Yani muazzam bir katma değer olmadan ihraç ettik. Ee, bu sene Korkarım ki bu 8 Euro'yu gören e, dışarı vermeye veya ihraç etmeye daha çok gayret edecek. Ama işte o zaman olan içerideki piyasaya olacak. Onu da aktaralım yani. Son bir dakika. Hızlıca iki konum var. Hızlıca soracağım, söyleyeceğim. Yeni düğün takısı gramın çeyreği oldu. Şimdi daha önce evet. biz çeyrek Aslında takıyorduk. Sonra, grama eskiden... dönük, sonra gramın yarısını aldık. Yani çeyreğin biliyorsun evet. çeyreği bırakıp grama dönmüştük. Ee, şimdi yani, Şimdi gramın çeyreğine döndük. Altın toza doğru gidiyoruz yavaş öyle yavaş. Öyle yani, öyle gidiyor maalesef. Ya yani bu biz bunu hani <laughs> e, ne altın diyeyim toz. bilemiyorum yani. Bebeklerin üzerine ya da evlenenlere böyle altın tozu diyorsun oraya böyle evet, serp. Çok zor oraya çok zor. Yani... Ama öyle çünkü fiyatı 400 liranın üstünde evet. bir de bu arada az buz değil. Evet, evet, yani insan... gramın çeyreği 400 liranın üstünde öyle öyle yani evet. bir de insanlar sonuçta bu bir gelenek yani bir katkıda bulunmak istiyorlar fakat bütçeleriniz zorluğuna hale gelebiliyor yani bir yaz sezonunda şöyle 3-4 tane düğüne giderseniz baya baya bir e, maliyete katlanmak zorunda kalıyorsunuz o yüzden işte bunun sahteciliği de artıyor vesaire es de artıyor biliyorsun e, o Her nedenle şey. maalesef yani ee, evleneceği evet. de düğüne gideceği de Allah kolaylık versin diyelim ee, sıkıntı valla evet. son şunu Akan söyleyeceğim maalesef. Ee, kafes dövüşü teklifi bir kez daha gündeme geldi. Elon Musk'ın e, Zuckerberg'e. Ee, medya kullanıcıları, sosyal medya kullanıcıları Zuckerberg kafes dövüşüne hazırlanıyor. Elon'ın başı dertte yorumları yapmış. Çünkü Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ve Brezilya Jitsu'da mavi kuşak sahibi oldu. Bu pandemi döneminde başlamıştı. Ben biliyorum uzakta uzakta o sporlarına sıkıntıdan Zuckerberg. E, bu sıkıntı, e, sen git e, da mavi kuşak sahibi ama ele mu döver, mark <laughs> mı döver bilemedim. Sen Vallahi, ne diyorsun? Bence oturup işlere dövsünler birilerini. Ama görünen o ki <laughs> yani gün sonunda e, muazzam bir reklam unsuru haline getirdiler bu işi. Yani, kim kimi dövdüler bilmiyorum bu dünyada tabii, tabii, ama işlerine yarıyor. benim önerim onlara e, işlerine e, odaklansınlar derim ben ya bu saatten sonra çünkü. Ee, yani şey, bu, bu biraz da kullanıyorlar dünya kamuoyunu bir şekilde. Olsun, kullansınlar. Ben bekliyorum kafes dövüşü. Yapsınlar lütfen. İzleyeceğim bizzat. Hep bütün dünya izleyeceğiz. Rica edeceğim, yapsınlar. Ben hiç böyle içine dönsün falan demiyorum ya. Yapsın evet. kafes dövüşü. Merak ediyorum. Bayis bile açabilirler, bak gör öyle bir şeydir. de nasıl? Hayır. Neyse şaka bir yana. Ee, evet. <laughs> Yavuz Barlas evet. teşekkürler, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Yarın ee, da kolaylıklar dilerim bugün. İstanbul'da görüşmek üzere. İnşallah. Evet, bakalım neler çıkacak sayın başkandan, yeni merkez bankası başkanından, evet. enflasyon e, yıl sonunda ne bekleyecekler, göreceğiz. Araya gidelim. Efendim para gündemi kapatalım. Ee, birazdan Hülya Ökönek gün ortasında karşımızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.